Bütün korku, efendim bunlar bizden daha çok toplar mı? Biliyor, görüyor, öyle oluyor. Bunlar daha çok mu ikna eder? E öyle. Ama inanın, salsaydınız, bıraksaydınız, her bir kuruşu bir fazla kursaktan bir lokma fazla ekmek, bir yudum fazla süt, bir tane fazla et, sofrada kaynamış bir çorba olarak görülecekti. Buna izin vermediniz siz. Bugün tutup kullandığınız zehirli dilde kendi kampanyanızı sabote ediyor. Bırakmıyorsunuz ki, bırakmıyorsunuz ki insanlar böyle bir durumda milli takım ruhuyla dayanışma içine girsin. Bırakmıyorsunuz. Ödünüz kopuyor kutuplaşma biterse diye. Çünkü bütün gücünüzü kutuplaşmadan alıyorsunuz. Tek gücünüz var. Kutuplaşma. Biz ve onlar. Koronanın karşısında bile birleşemeyiz diyor Süleyman Soylu. Neden? Birleşirsek biliyor ki ona yer yok birleşmiş, bütünleşmiş bir toplumda. O karşı tarafın küfürbazı. O karşı tarafın küfürbazı olduğu için iki taraflı bir toplum istiyor. İstemiyor ki hep birlikte bir yerde birleşelim. Recep Tayyip Erdoğan'a o metni yazanlar, onu konuşmaya ikna edenler ya da bu kararı veren şahsı, şahsım diyor ya. Bu toplumu hep birlikte kucaklamamak suretiyle bu krizden de çıkmayı ve bunun üzerinden otoriteyi sürdürmeyi, popülizmi sürdürmeyi çabalıyor. Doğru değil. Oyunun farkındayız. Bütün meselenin farkındayız. Bunun bu şekilde bilinmesi gerekir. Yoksa Ömer Çelik'e anlayacağı dilden, duyduğunda oturduğu yerden hoplayacağı sözleri söylemek mümkün de o gün bugün değil. Recep Tayyip Erdoğan'a CHP'ye karşı yapmış olduğu bu saldırılar karşısında onu yine çıldırtacak, vay efendim bana karşı nasıl konuşturursunuz diye kendi grubuna saldıracak lafları ederiz de gün o gün değil. Biz onların seviyesine insek çıkarken vurgun yeriz. Bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün prestijli, herkes tarafından bilinen seçim sonuçlarını AKP lehine de defalarca doğru tahmin etmiş, son yerel seçimlerde başarı göstermiş bir şirketin sonuçları burada. Sadece ve sadece halkın %61.2'si diyor ki hükümetin yurt dışından gelenlerin karantinaya alınmasında geç kaldığını düşünüyor musunuz? Sadece %34 hayır diyor. 3 kişiden biri hükümet doğru iş yaptı diyor, 3 kişiden ikisi yanlış. Bakın, tek adam kafasından yürürseniz böyle olur. Millet sizin aldığınız kararları sorguluyor. Kendi seçmeninizde bile %50'ye %45'lik bir oranla kötü yönettiğiniz düşünülüyor. Diğer seçmenleri bir yana bırakın. MHP'nin mecliste verdiği desteğin de sahada verildiğini, verilmediğini rakamlar gösteriyor. Bir gerçek var. Herkes her şeyin farkında. Ama vatandaş böyle bir sürecin akılcı, bilimsel, birliktelik içinde yönetilmesini istiyor. Eğer CHP'nin ve diğer belediyelerin yapmış olduğu kampanyaları, bloke edilen kampanyaları bir an önce serbest bırakmazlarsa, maalesef kendi kutuplaşma siyasetleri üzerinden ördükleri, iş adamlarına ki misliyle devletten beslenenlere, devletten aldıklarının ve alacaklarının 1/10'unu, 1/50'sini yatırttırarak bir yerde gösterdikleri kampanyanın bugün geldiği noktadaki durumu açıkça ortadadır. Vatandaşın sahiplenmesi için hepimizin hep beraber el birliğiyle bir şeyler yapması lazım.